Pixel Kur'an harfi harfine korundu. Bunu çelişki görmüş. Hakikaten çelişki. Ben de dinleseydim ya bu ne çelişkili adam. Ne tutarsız adam diyebilirdim. Ama biraz yüzeyi böyle tırmalayıp biraz altına bakarsanız veya da gözünüzü şöyle biraz ovarsanız veya gözlük takarsanız bir bakarsanız hiç de çelişkili. Edip Yüksel Kur'an harfi harfine korundu. Edip Yüksel Kur'an'ın hepsi korunmadı. Gayet tabii çelişki. Ama bağlamdan koparılmış. Biraz daha kastını aşan bir ifade var. Yani konuşurken, hızlı konuşurken tam net olarak ifade etmemişim onun için. Ama size şimdi ispat edeceğim. Bu gerçekten de bu iddia ettiğim şeyin aslında bir çelişki olmadığını göreceksiniz. Şimdi hemen kızı izleyelim. Kendi kendini yalanlayan tutarsız adam Edip Yüksel demiş. Hepinize ateistler başta, sünniler daha da başta olmak üzere Kur'an'ın matematiksel sistemi Kur'an'ın harfi harfi Ankara'da yaptığım bir konuşma. Hadi Kur'an'ın hepsini değilsin de bir çoğunu sağlıyor ve diğerine de imanı gerektiriyor. Daha önceki adam şu doktor için edibin eski müridi falan filan diyor. Utanmaz herif. Bir de bu adama da iftira ediyor. Hem bana iftira ediyor hem de buna. Çünkü beni böyle şeyh makamına sokmuş oluyor. Bu adamla hiçbir alakam olmamıştı ve bu adam hiçbir vakit böyle 19'u falan izlemiş, kabul etmiş de falan değil. Alakam da olmamıştır bu adamla. Ama orada şey etmek için 19'u ilk başta olabilir falan dedim de falan diye bir şey atıyor. Ne alakası var? Edibin nesi diyor bir yerde? Baş kaldıran doktor diyor. Ne oldu, ne hale geldiğini gördük. Bunu izleyiniz lütfen. Bu neydi? Ceviz Kabuğu programında Edip Yüksel, Selahattin Yazıcı. YouTube'a bakın, bütün bir tartışmayı izleyin. Harika bir tartışma. Evet. Evet. Ama ben sana katılıyorum şimdi. Yani bütün her ayetin korunduğunu bununla ispat edemiyoruz. Kur'an'daki bu 19 sistemi Kur'an'da... Bak hemen kesiyor. Çünkü orada şey diyorum, açıklıyorum niye ve sonunda niye bütün ayetler ilk başta öyle görünüyor ama aslında bütün ayetlerin, bütün harflerin ispatını görüyoruz. Ama tabii ki amaç çarpıtma. Göreceğiz. Hani Edip sen bu hadis uyduranlar diyorsun ya. Onları reddedersen Kur'an'a da niye inanıyorsun? Çünkü Kur'an'ı getirenler, rivayet edenler de onlar. Hayır. Kur'an diğer kitaplardan farklı olarak olağanüstü bir kitap. Allah tarafından kurulması garantilenmiş. Ama ben sana katılıyorum şimdi. Ben bütün her ayetin korunduğunu bununla ispat edemiyoruz. Kur'an'daki bu 19 sistemi Kur'an'ın hepsini bildiriyor. Bir kısmının korunduğunu gösteriyor. Hatta senin atalarına, o sahtekarlara rağmen Allah tarafından korunmuş. Hadi Kur'an'ın hepsini değilsin de birçoğunu sağlıyor ve diğerine de imanı gerektiriyor. Dahası Kur'an'ın matematiksel sistemi onun korunduğunu hem Allah kelamı olduğunu gösteriyor. Hadi Kur'an'ın hepsini değilsin de birçoğunu sağlıyor ve diğerine de imanı gerekiyor. O aynı şeyleri tekrar atıp duruyor. Neyse. Şimdi bunu alalım buraya. Şimdi şunu göstereyim size. Diyelim ki şöyle bir metin aldınız. Size yani Kur'an metnini üzerinde göstermeyin çünkü Arapça uzun zaman alacak anlatması. Bir Türkçe basit bir metin yazdım. Bir örnekle şey diyorum, bu sözümün aslında çelişki olmadığını size ispat edeceğim.
İnşallah sabırla izlersiniz. Şu paragrafı okuyunuz lütfen. 19 L İ E C G Y S R T N L nokta. 19 sayısı müddessir, gizlenen, örtünen kelimesiyle başlayan 74. surede 19 çarpı 74 kameri yıl boyunca gizli kaldıktan sonra 1974 yılında keşfedildi. Bu surenin ilk cümlesi 19 harf olup sayısal değeri ham 1974'tür. Bunları nasıl rastlantı ve zorlama olarak görürsün? Okudunuz. Şimdi bu ilginç diyorsun. Burada bir başlangıçta bir acayip anlaşılmaz bir harfler var. Elif, la, min, kaf, ha, ya, ayn, sad mesela. Ama 19 böyle diyor. Üzerinde 19 var falan. Neyse. Yani aradaki ilişkiyi görmeni istiyorum. Böyle başlıyor böyle. Acaba neyin nesidir falan. Ha, bunun üzerine bir sürü böyle uyduruk spekülasyon yapabiliyorsun yıllarca falan. Neyse. Ancak sonunda birisi diyor ki aha bak aslında bu metin ilginç. Bu harflerin şunla ilişkisi olması lazım bu harflerle. Şu 19 burada. Peki nereden ilişki var diyor. Bu harfler bununla ilişkilidir diyor mu? Yok. Bu 19 burada ara diyor mu? Yok. Buna akletme denir. Akletme noktalar arasını birleştirmek ve sonuca ulaşmak. Belli önermelerin arasında, gördüğün gözlemler arasında ilişki kurabilmek. Sonuca varabilmek. Akletmeyen insanlar bunu göremezler. Şimdi bir bakıyorsun, bak birisi bunu buluyor. İlişki keşfediyor şuraya. Bir bakıyor ki, diyor ki her 19. harfi bir sayayım diyor. Bir 19, 38. 19. harf L. L. 38. harf 19'un iki katı İ. İ. 57. harf E. E. Abi bakıyor ki, peki 76. harf ne? 19'un 4 katı G. Allah Allah. Bu da. Peki bakalım Y mi gelecek 19 harf sonra? Bir bakıyor ki gerçekten 5 kere 19 95. harf Y oluyor. Y. Ondan sonra S. S. Ondan sonra 19 sonra R. İşte 19 sonra ham H. Burada bir problem var. Bu H oldu. Burada S'den sonra R var. Acaba diyor. Ondan sonra N. Bir saniye. O R, R, R. I'm sorry, R değil. R burada. Bunu şey edelim. Şu T harfi var. Problem çıktı burada. Ondan sonra N harfi ve L harfi. 19'un kaç katı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katı. 190. harf L harfi oldu ve L burada. Ve burada bir sorun var. Bunu yapan adam, bunu fark eden adam, ilişki fark eden adam. Diyor ki 19 rakamı burada demektir ki bunu izleyen harflerin sırası. Yani 19'un katı olan harfler şunlar olacaktır diyor. Ve sen itiraz ediyorsun. Ne alaka bu? Peki niye efendim burada rakamları saymadın? Bak bu da ayrı bir şey değil mi? Veyahut da burada parantez. Valla diyor burada bunlar harflerdir. Türkçe'de 28 harf var. Bu 19, 1, 9 rakamdır. Rakamları saymıyorum. Sen burada şey yapıyorsun, keyfi davranıyorsun. Yok keyfi değil, burada bir sistem var. Peki parantezi niye saymıyorsun? Esreyi üstünü veyahut da meddeyi niye saymıyorsun? Valla bu parantezli bir harf değil. Hemze diye bir harf yok. Virgülü niye saymıyorsun diye kafayı buna da ama bunu göremiyor. Bak bu kadar açık şeyi şu anda gördünüz değil mi? Ama birisi itiraz etmek istiyorsa, inkar etmek istiyorsa, görmek istemiyorsa bütün bu bahaneleri yöne sürecektir. Halbuki burada müthiş bir şey var. İhtimal hesabı bunun şey olması mümkün değil yani. Zaten bu kadarın böyle olması herhangi bir metinde şu sıranın şöyle denk gelmesi mümkün değildir diyorum.
mümkün olduğunu şey dersin, dünyanın herhangi kitabında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harfi bir sırayla şey ediniz. Ama kendiniz uydurursan basit bir uydurma. Edip sen uydurabiliyorsan Kur'an. Ben bunu uydurabiliyorum ve Kur'an'daki sistemin mucizevi olduğunu da söyleyebiliyorum. Çünkü o sistemi biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz, birkaç tane kırıntısını öğrenmişsiniz. Hadi ben de yapıyorum. Birisi diyor Öcalan'ın kitabında buldum. Birkaç tane uyduruk şey. Birisi falanca yerde buldum. Birkaç tane uyduruk şey. Yani ateistlerin arasından böyle çıkıyor. Dincilerin arasından. Hatta Emine Şenlik oldu da. Kendisi birkaç tane böyle basit ilkel bir şey bulmuş. Ve Kur'an'daki 19'la göğe benzermiş. Hiç inceleyememiş. Alakası yok. Sistemin mükemmelliğini gördükten sonra, yani boyutu, neyse. Bu devam ediyoruz. Ha, bunu hatta buna adam diyor ki bu he olmaması lazım. Ham 1970'lerde eskiden müfessirler, bunu yorumlayanlar diyor ki ham 1970'lerdir. Ham şu anlama gelir, bu anlama gelir. Gerçekten ilginç bir kelime burada, acaba niye falan diye. Ama bunu diyor ki bu bir düzeltmedir, bu te olması lazım. Bak değiştiriyorsun, uydurmak için ilmin namusu var. Hani Halis Aydemir adında birisi vardı ya, ilmin namusu falan diyen adam. İlmin namusu var. Ondan sonra onu bulalım, ilmin namusunu. Şunu lütfen izleyiniz. O da öyle çıkarmıştı. Vahid kelimesinin de elif yok diyordu. Halbuki yanlış olduğu ispat oldu şurada. Edip Yüksel Vahid diye yazıyoruz. Şunu. Şuna lütfen giriniz. Bu böyle şuradan buldum. Şu ilki. Edip Yüksel Vahid 19 ayetini destekliyor. Halis Aydemir ifşa oldu. Şunu izleyin. Bu çok önemli bir şey. Nereye gitti bu? Şunu mutlaka izleyin. Neyse, şurada izleyecek halimiz yok. Şimdi giriş bölümünü şey. Merak ediyorsunuz, ben ona cevap veriyorum. O çelişki olmadığını şimdi birazdan size niye çelişki olmadığını o ifademde şey diyeceğim inşallah. Bu son cümleler önemli. Bunu okumanız için şey diyorum, koyuyorum buraya. Tespit ettim ve bunları gidip bizatihi kendim test ettim. Şu bir Ebced demişken şu... Çok güzel bir tartışma oldu. Tabii ki bunu çarpıtarak değişik başlıklarla, yanlış başlıklarla yayımladı falan. Daha sonra da tabii pişman oldu bundan. Çünkü şu ispat ediyor bütün şeylerini, iddialarının yanlışlığını. Zaten 3 tane konu tartışıldı. Bunu izlemenizi öneririm. Veyahut da onun çarpıtarak sunduğu videoyu böyle getirenler olursa lütfen bunu hemen onlara cevap olarak sunun. Çünkü burada bu ne ilmin namusu diye ceketini çıkarır gibi yapar. İyi bir şov yaptı. Teslim ediyorum. Ama iyi şov yaptığı kadar da büyük hatalı iddialarda bulundu. Ve zaten şu anda sanıyorum bir bakma da pişmanlık içerisinde. Ne yapacağını da bilmiyor. Çekemiyor. Çünkü ortalıkta dağıldı. Başkaları da bunu paylaşıyorlar ki, bu tartışmaları. Ama bu önemli. Vahid 19 ayetini destekliyor. Allah'ın Vahid ismi. Halis Aydemir ifşa oldu. Neyse, bu araya parantez olarak koyduk. Uzunca bir parantez. Şimdi buna dönüyoruz. Şimdi bunun üzerine birisi bana sorsa, Edip, burada bütün harfler, bu metnin hepsi korunmuş mudur? Hayır, bir bakıma evet. Burada bütün harfler korunmamıştır. Mesela burada bazı harfler değiştirilse, bundan sonra değiştirilse bilemeyebiliriz. Aha.
Ancak bu metin eğer değiştirilmiş olsaydı, tersinden düşün. Bu metin değiştirilmiş olsaydı bu mümkün olmayacaktı. Bunu burada görmek mümkün olmayacaktı. Herhangi bir metin hazırlayın. Bunu söylemeyin. Onlara gizleyin. Şu baştaki kodu gizleyin. Ondan sonra birileri o metinde değişiklik yapsın. Kelime harfler değiştirsin. Tamam mı? Söylemeyin ama. Ha şimdi harflerin sırasını değiştirmeyecek mi? Şimdi bir şeyler yaparsa belki de şansını arttırabilir de. Ama bu sayı falan söylemeyin. Herhangi bu sayı. Veyahut da başka bir sistem yapın. Yani saymak değil de başka şeyler. Neyse. Yani birileri bunu bilmeyen birileri bununla oynasaydı, herhangi bir şekilde oynasaydı bütün bu sıralar değişecekti. Aha. Demek sistemin oluşu bunun bütün metnin korunduğunu gösteriyor. Ha bir bakıma bütün harfleri içine almıyor. Bütün harfleri korumuyor bir bakıma. Ama o harflere, bu harflerden dolayı, bu 10 harften dolayı diğer harflere olan imanı gerektiriyor. Diyorsun ki bu böylesine korunmuşsa bu 10 harf yerleri, bu hepsi de korunmuştur, olmalıdır diye güveniyorsun. İman güven demektir. Ama delile dayalı olarak güveniyorsun. Anlatabildim mi? O halde bir bakıma bütün bu metin 10 harfle korunmamıştır. Çünkü burada 10 harften fazla harfler var. Değil mi? Aha. Ama böylesine bir şeyle korunduğu için bu 10 harf, böyle bir sistemle bu 10 harf diğerlerinin de garantisi oluyor. Bir bakıma korunmamıştır diyebilirsin o bağlam içerisinde bu harfler. Çünkü birisi değiştirebiliyor ama bildikten sonra değiştirme şey olarak, teorik olarak ama pratik olarak mümkün oluyor. Neyse inşallah ifade etmişimdir ama siz zeki insanlarsınız, anlayanlarınız anlamıştır. Anlamak istemeyenleriniz anlamamıştır. Ne diyeyim? Zaten eğer şeyiniz, entelektüel düzeyiniz düşükse zaten mesul değilsiniz. Yani bu dünyada katalist olarak yaşayacaksınız. Başkalarının sınavı için bir katalist olarak yaşayacaksınız. İnşallah cennete de gidersiniz yani hiç sorun değil. Yeter ki insanlara fazla zarar vermeyin, kimseyi öldürmeyin, eşitleşmeyin, talibanlaşmayın. Kendi halinizde olun. Beyniniz kafanız almıyorsa 19'u, karşı da çıkmayın çünkü kafanız almıyor diye yanlıştır demek değildir. Doğru da demek değildir. Hiç böyle karışmayın. Ben anlamam bu işlerden. Sen cebindeki parayı da zaten doğru sayamazsın sen. Cebindeki parayı doğru dürüst sayabiliyorsan, parmaklarını da sayabiliyorsan, biraz matematik anlamıyorsan, biraz sağa sola kurnazlık yapıyorsan o zaman bahanen de yok yani. Yalan da söylüyor olabilirsin. Neyse inşallah bu verdiğim misali anlamış oldunuz. Selam ve sevgilerimle tekrar görüşmek üzere.